Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Windows 10 işletim sisteminde otomatik güncelleştirmeleri nasıl kapatacağınızı anlatacağım. Biraz kısa tutmak için hızlı anlatacağım videoyu kısa tutmak için. Videoyu 3 aşamada bitireceğim arkadaşlar. Birinci aşamayla başlatıyoruz. Windows'dan çalıştır kısmını açıyoruz arkadaşlar. Buraya services.msc komutunu yazıyoruz. Açılan pencereden arkadaşlar Windows Update. Klavyeden W'ya basıyorum hızlı bir şekilde. Windows Update'i açıyoruz arkadaşlar. Buradan Windows Update'i tıklatınca gelen pencereden genel sekmesinden başlangıç türünü devre dışı bırakacağız arkadaşlar. Tamam. Yine aynı pencereden kurtarma sekmesini açıyoruz. Birinci hata kısmında eylem yürütmeyi seçiyoruz. Hata sayısını sıfırla gününü 9999 gün diyoruz. Uygula ve tamam diyoruz arkadaşlar. Videomuzun birinci aşamasını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. İkinci kısım için tekrar başlat çalıştır diyoruz arkadaşlar. gp.edit.msc komutunu yazıyoruz arkadaşlar. Buradan büyütelim bir. Açılan menüden arkadaşlar ilk başta bilgisayar yapılandırmasından yönetim şablonları, buradan Windows bileşenleri, buradan arkadaşlar aşağı doğru inelim. Windows Update arkadaşlar. Buradan arkadaşlar yapacağımız ayarlar şöyle. İlk başta otomatik güncelleştirmeleri yapılandırmayı seçiyoruz arkadaşlar. Açılan pencereden bu özelliği devre dışı bırakıyoruz. Uygula ve tamam diyoruz. Daha sonra aynı pencereden arkadaşlar hiçbir dedim. H'ye bir basayım klavyeden. Hiçbir Windows Update internet konumuna bağlanmaya çift tıklıyoruz arkadaşlar. Burayı da arkadaşlar burayı da etkin olarak işaretleyip uygula tamam diyeceğiz arkadaşlar. Aynı pencereden arkadaşlar burayı kapatıyoruz, bilgisayar yapılandırılmasını yaptık. Kullanıcı yapılandırması kısmından yönetim şablonları, buradan Windows bileşenleri, buradan aynı şekilde Windows Update arkadaşlar. Buradan arkadaşlar tüm Windows Update özellikle erişimi kaldırı tıklıyoruz arkadaşlar. Bunun arkadaşlar etkin olması lazım. Değilse etkini seçip uygula tamam diyoruz ve böylelikle ikinci aşamayı da tamamlamış oluyoruz. Son aşama için yine başlat çalıştırı açıyoruz arkadaşlar. Buradan RGBit yazıyoruz arkadaşlar. Gelen uyarıya evet diyoruz. Açılan pencereden şöyle göstereyim. HK lokal makinayı açıyoruz arkadaşlar. Onun altında softbar. Onun altında arkadaşlar aşağı doğru inelim. PolyJS arkadaşlar. Onun arkası Windows arkadaşlar. Windows Update. Microsoft Windows Update'i seçiyoruz arkadaşlar. Bu açılan pencereden Download Connect to Windows Update Internet Location'a çift tıklıyoruz. Burada açılan penceredeki değeri arkadaşlar sizde 1 değilse 1 yapıyoruz. Tamam diyoruz. Ve 3. aşamayı da tamamlamış oluyoruz. Ve artık Windows 10 otomatik güncelleştirmeleri işletim sistemimiz kapalı olmuş oluyor. İnşallah videom faydalı olmuştur sizlere. Siz de bizlere kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. İyi günler dilerim herkese.